Parantez içinde x eksi 3 var. Bizim onu ne yapmamız gerekiyor? x yapmamız lazım. Şöyle düşünebilirsiniz bakın. x'in altına çizgi koyayım anlayın. x yerine ne yazmalıyım ki içerisi x olsun. Yalnız bıraktığım zaman görüyorum ki x yerine x artı 3 yazmalıymışım. Gerçekten yazdığınız zaman bakın x artı 3 eksi 3 eşittir 3 parantezinde x artı 3 artı 7 3x artı 9 7 daha 3x artı 16 oldu. Böylece cevabımız C şıkkı. F çarpı G artı 2 eksi 1 şu demektir. Ayrı ayrı sizden şunu bekliyor arkadaşlar. F eksi 1 çarpı G eksi 1 sonra da 2 ekleyeceğiz. Bu demektir tamam mı? Çarpma işlemi, toplama işlemi, bölme işlemi. Yani e, ee, fonksiyonlarda 4 işlem oradaki eksi 1'i hem f'de kullan hem eksi 1'de kullandım. Bu artı 2'yi en son ekleyeceksin sonuna. Böylece f eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsak 3 oldu. g eksi 1 arkadaşlar 1 artı 1'den 2 oldu. Bunların çarpımı 6 en sonda da 2 ekleyecektik. Cevabımız 8 b şıkkı. Bu fonksiyonların ne de olduğunu göstereyim size. x 2x'e götürdüğüne göre bak f x'i neye götürmüş? 2x'e. Bu demek istiyorsan aslında. G 2x'i nereye götürmüş? x'e. H x'i nereye götürmüş? x kare artı 1'e. Olay bu. Şimdi ne yapacağız? F4 eksi 2 tane G4 artı H4'ü toplayacağız. Böylece arkadaşlar F4 buradan ne gelecek? 2 çarpı 4'ten 8. Gelelim şimdi G4'e. Burayı arkadaşlar 4 yapmak için x yerine ne yazmamız lazım? 2 değil mi? G4 bakın 2 oldu. Bir de önünde eksi 2 var. Eksi 4 geldi. H4. 4 verdiğimizde 4'ün karesi artı 1'den 17 yapıyor. Böylece burası da 17 olduğundan 25 eksi 4, 21. Böylece A şıkkı oldu. 4 işlem yaparken fonksiyonda tanım kümelerinin aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada tanım kümeleri... F'in ne? eksi 1, 0, 1, 2. G'nin tanım kümesine eksi 1, eksi 2, 3, 0. Sadece arkadaşlar eksi 1 ve 0 alabiliriz. Çünkü bunlar ortak. Böylece f eksi g eksi 1'i bulabiliriz. Bir de arkadaşlar virgül diyeyim pardon. f eksi g 0'ı bulabiliriz. f eksi g eksi 1 nedir? f eksi 1'den g eksi 1'i çıkar demektir. f eksi 1 kaçmış? 5. G eksi 1 e neymiş? 3. 5 eksi 3 eşittir. 2 oldu. Sonra f eksi g 0. F 0 arkadaşlar eksi 3. G 0 3. Bunların farkını alırsak ne geldi? Eksi 6. Böylece bir noktamız eksi 1'e 2 oldu. Burası bakın. Sonra diğer noktamız da 0'a eksi 6 oldu. Hangi şıkta var bu? D şıkkında. x kare eksi x sayısı 3 ile tam bölünüyorsa fx 3 x bölü 3'e eşitmiş. x kare eksi x sayısı 3 ile tam bölünemiyorsa fx eşittir x artı 2'yi kullan diyor. Şimdi 2'yi yerine yazarsak f2 e, 2 yerine yazarsak 4 eksi 2'den ne oluyor? 2. 2 3'e tam bölünmediği için alttakini kullanacağız. f 2 eşittir 2 artı 2'den 4. Şimdi gelelim f3'e x yerine tabii ki 3 yazarsak 3'e bölünür. Çünkü zaten 3'ün katı bir sayı 3. Bunu çarpsanız da bölseniz de toplasanız da 3'e bölünen bir sayı olacaktır. Dolayısıyla yukarıdakini kullanacağız. F3 eşittir 3 bölü 3'ten 1 geldi. X yerine 5 yazarsak 5'in karesi 25. 5 çıkarınca 20 oluyor. 3'e tam bölünmüyor. O zaman mecburen alttakini kullanacağız. 5 artı 2'den o da 7 geldi. Bakın 1, 7 daha 8, 4 daha 12. D şıkkı cevabımız. Cinsinden sorularında biraz zorlandığınızı biliyorum arkadaşlar. O yüzden yavaş anlatmaya çalışacağım ve dikkatce siz de lütfen dinleyin. Konu anlatımını zaten bunun yaptım ama e, soru olarak da çözmüş olayım. Şimdi f2x fonksiyonunun fx artı 4 cinsinden değeri derken önce sen rahat ol f2x'i bir bul. f2x neye eşit? 3 çarpı 2x eksi 2'den 6x eksi 2. Şimdi fx artı 4'ü de bir bul. Fx artı 4 ne? 3 parantezinde x artı 4 eksi 2'den 3x artı 10 oldu burası da. Şimdi hedefim arkadaşlar sadece F2x'i ve F3x, Fx artı 4'ü bırakmak. Bakın şimdi Fx artı 4 bu da 3x artı 10'a eşit. Ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum aşağıya. Eksi 2 ile. Neden? Bunlar gitsin. Soruda çünkü x'li bir ifade yok. Sadece fx'ler var. Böylece f 2x eksi 2 tane fx artı 4. Buradan eksi 2 eksi 20 daha eksi 22 oldu. f 2x eşittir. Eksi 22 artı 2 tane f x artı 4. Amacımız aslında arkadaşlar fonksiyona özel bir şey yapmak değil. Bu genel matematik yorumu. Bir şeyi bulmak istiyorsanız yalnız bırakırsınız. Bir şeyi istemiyorsanız yine yalnız bırakırsınız. Hep diğerleri cinsinden yazarsınız. E şıkkı oldu. İfadesinin fx türünden değeri nedir denmiş. Yine ne yapacaksınız? F2x eksi 1'i bulacaksınız. Bulalım. F2 üzeri x pardon F2x eksi 1 o. F2x eksi 1 nedir? 3 üzeri 2x eksi 1 bir dönemde eksi 1 var. Böylece 3 üzeri 2x eksi 2 oldu. F 2 eksi x'e bakalım. Bu da arkadaşlar 3 üzeri 2 eksi x bir de 1 çıkarıyorum. Böylece 3 üzeri 1 eksi x oldu. Bunların çarpımı ne demektir? Taraf tarafa çarparsak tabanlar aynı üstleri topla 3 üzeri x eksi 1 oldu. A bakın hiçbir şeyle uğraşmadan direkt fx'in kendisi geldi. Böylece cevabımız A şıkkı oldu. Önce arkadaşlar içeriği bir bulmamız lazım. 3, 2 nedir ona bakalım. 3 çarpı 2 eksi 3'ün karesi artı 2. Buradan 6, 8, eksi 1 geldi. Şimdi soruda içeriği daha yeni bulduk. F eksi 1 neye eşitmiş? Bize demiş ki bak f eksi 1'i de böyle yapacaksın. Eksi 1, eksi 1 diye. Yani burada x de eksi 1 olacak, y de eksi 1 olacak manasında. Haliyle eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. Eksi 1'in karesi 1 bir, bir de önünde eksi var. Eksi 1 oldu. Y zaten eksi 1. Böylece cevabımız eksi 1 oldu. A şıkkı. Arkadaşlar şimdi burada sorularda bazen bir şeyleri fark etmek lazım. Direkt böyle x yerine ne yazayım ki 1 eksi 1 bölü x olsun demek. Bu soruda mesela biraz böyle hani şey olur. Ayıp olur yani açıkçası. Çünkü bak burada kolay bir şey var. x eksi 2 2x eksi 4'ün yarısı 3x artı 3 x artı 1'in 3 katı. Bak şimdi burada 3 parantezini aldığım zaman x artı 1 aşağısı x eksi 2. Şöyle yaptım. Burayı 2 parantezini aldığımda x eksi 2 bölü x artı 1. Şu ifadeye bir bakın lütfen. Şöyle bir fosforla göstereyim. Bak burası arkadaşlar x artı 1 x eksi 2 Burası da x eksi 2 x artı 1. Yani içerideki ifadeye bir harf verelim şimdi. Diyelim ki orası a olsun. Büyük a yapacağım bakın. 3 a eşitmiş 2 bölü a'ya. Güzel. O zaman buradan artık f1 eksi 1 bölü x'i daha rahat buluruz. Bundan sonra da ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Hatta şunu bile yapabiliriz. Burayı a yapmak için a yerine ne yazmam lazım? a bölü 3. Takip et bak. Böylece 2 burası da a bölü 3 yazdım. F a eşittir 6 bölü a oldu. Bunu niye yaptım biliyor musun? Artık 1 eksi 1 bölü x'i direkt yapıştırabilirim. F 1 eksi 1 bölü x eşittir 6 bölü 1 eksi 1 bölü x. İşte olay budur arkadaşlar. 6 bölü x eksi 1 bölü x. Şimdi ters çevirirsek 6x bölü x eksi 1 oldu. Cevabımız buradan da D şıkkı geldi. Gx artı 1 fonksiyonun fx artı 2 cinsinden değeri de sorulmuş. Hem de gx artı 1'i önce bir bulalım bakalım. Gx artı 1 ne demektir? x gördüğüm yere bir x artı 1 yazacağım. Artı 1 olduğundan dolayı 4 üzeri x artı 2 oldu. Sonra arkadaşlar geliyorum fx artı 2'ye. fx artı 2 nedir? 2 üzeri x artı 2 eksi 1'den 2 üzeri x artı 1 yaptı. Bu arada 4 üzeri x artı 2 ne demektir? 2 üzeri 2x artı 4 demektir. Burada şuna bakmamız lazım şimdi. 2 üzeri 2x, 2 üzeri 4'ten 16. 2 üzeri x'in parantez karesi çarpı 16. Sorularda bazen diyorum ki ben arkadaşlar taraf tarafa çarparak bölerek toplayarak bir şey yapamazsanız İstenmeyeni yalnız bırakmanız lazım. Şimdi 2 üzeri x'li bir ifade var mı şıklara? Bir dikkat edin bakın. Hiç yok değil mi? O yüzden 2 üzeri x çarpı 2 diyerek ben bunu fx artı 2 cinsinden yazacağım önce. fx artı 2'yi 2'ye bölersek bakın burası 2 üzeri x'e eşit. Al şimdi git bunu yapıştır buraya. f x artı 2 bölü 2 parantez karesi çarpı 16 oldu. Böylece f kare x artı 2 16 bölü 4'ten de çarpı 4. Buradan dolayı cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Burada arkadaşlar bazen şey zannediliyor. X yediince hemen farklı sayıyı vereceğiz. Soru size özellikle böyle der. Demiş mi dememiş. O yüzden X ve Y yerine istediğin sayıyı yaz yeter ki bu soruyu bul diyor sana. Bu yüzden bakın şöyle diyeceğiz. Ben x için ne yapacağım biliyor musunuz? 18 vereceğim. Y için de 9. Böylece f 18 eksi f 9 oldu. Haliyle f 9 eşittir. 2 f 9 eşittir. F 18 oldu. Buradan da f 18 bakın 2 çarpı 3'ten 6. Aynı yorumu yine yapalım. F 36 eksi 18 eşittir. F 36 eksi f 18 Attım öbür tarafa 2 tane f18 eşittir f36 Buradan da haliyle 6 yazarsak buraya F36 12. Aynı yoruma devam edersem F72 eksi 36 F72 eksi F36. 2 tane F36 eşittir F72. Böylece arkadaşlar burası 12 olduğu için F72'de 24 geldi D şıkkı. Size bir değer aralığı verdiği zaman arkadaşlar onun nasıl çıkacağına bakabilirsiniz. Ama bunu vermezse sakın şurayı dışarı çıkarmaya çalışmayın. Bu soruda vermiş aralık o yüzden şunu anlayabiliriz. Biz 1 ile 4 arasında ne verirsek verelim burada içerisi negatif oluyor. Bu yüzden 5 eksi x diye çıkar. 4 x eksi 1 ne verirseniz verin içerisi 0 veya pozitif olacaktır. O yüzden olduğu gibi çıkar. Eksi var önünde dağıttım. 6 eksi 5x oldu fx fonksiyonu. Artık gönül rahatlığıyla fx artı 3'ü bulabilirsiniz. 6 eksi 5 x artı 3 böylece 6 eksi 5x eksi 15 buradan da eksi 9 eksi 5x yaptı. B şıkkı cevabımız. Burada biraz tahmin usulü düşünmek gerekiyor bence. Çünkü bir M sayısı var. Onun rakamlarının en küçüğü. Ben size örnek olarak söyleyeyim. Mesela 90, 981 olsun. Bunun rakamlarının en küçüğü 1'dir. Bu M çizgi dediğimiz zaman 1'e eşit oluyor. Ya da 10.186 bunun en küçük rakamı 0'dır demek gibi. Haliyle fx eşittir 76 olduğuna göre bu ne demek arkadaşlar? fx eşittir x artı x'in en küçük rakamının karesi. Buna uygun aklıma benim hemen 72 geldi. Niye biliyor musunuz? 72 zaten duruyor. 2'nin karesinden de gerçekten 4 geliyor böylece 76 oluyor. Şunu diyebilirsiniz hocam cevabı biliyorsunuz tutturdunuz. Yani 76'yı düşündüğünüz zaman karesi olan en küçük sayı aklıma hemen 4 geldi. 1 de olabilir ama 73 olmaz şey 75 olmaz. 75'in en küçük rakamı 5. O yüzden arkadaşlar 72 düşündüm. Yani müthiş bir yöntem geliştirmedim. Ama sınavda da böyle koydum çıktı, düşündüm çıktılık soruların olduğunu bir tane veya iki tane olduğunu düşünün. Bu hızlılı yapma sorusu yoksa mükemmel bir yorum sorusu değil. Biret fonksiyonu için her x eksi 3 bir aralığı içindenmiş. Bakın fonksiyon eksi 3 ile bir aralığında tanımlı. Ama size f4015 sorulmuş. E bu fonksiyonu yapamayacağız mı? Hayır. Fonksiyon periyodik bir fonksiyon. Ne demek arkadaşlar periyodik fonksiyon? Her dörtte bir fonksiyon aynı demek. Örnek F1 ile F5 aynı demektir. Ya da buna 20 ekle F21 aynı demektir. Bundan dolayı ne yapacağız? F4 1015'in 4 ile bölümünden kalana bakacağım. 4 ile bölümünden kalan bunun kaçtır? 3 değil mi? Bunu şöyle yazabilirsin yani. 4012 artı 3. Bunu niye böyle yaptım arkadaşlar? 4012 dörder dörder artı artı 3 4015 olmuş demek. Bu yüzden bu F3'e eşittir arkadaşlar. F3'e 4 ekle F7. 4 ekle 11. 4 ekle bilmem ne. Sonra arkadaşlar en son 4012 eklemişsin ve F4015 demiş. O yüzden 4 ile kalana baktım. Bu kısımlar eklenen kısım. Aynı şekilde eksi 119'a bakalım. Eksi 119 arkadaşlar. 119'un 4 ile bölümünden kalan ne? 3. Ama ne olacak? Eksi 3. F eksi 3 tanımlama hayır. O zaman mecburen bir 4 ekleyeceğiz. F1 yapacağız. Bakın. Burada şimdi arkadaşlar yine geldik F3'e. F3 e. de ama bu soruda tanımlı değil. Ne yapacağım? Bir 4 daha çıkaracağım. F-1 olduğunu göreceğim. Artık eksi 1 de bu aralığın içinde. 1 de bu aralığın içinde. Yerine yazabilirim. Eksi 1. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 3. 2 artı 3'ten 5. F1 arkadaşlar. Eksi 2 artı 3'ten 1. Bunların toplamı soruluyor. Cevabımız 6. Bunları ben önemli görüyorum arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'e son yıllarda soru sorarken biraz böyle sadece fonksiyon bilgisi değil de temel fonksiyon bilgisiyle genel matematik yorumunu birleştiren sorular soruyor. x çarpı f artı gx. Bir bakalım arkadaşlar küp kök x. Küp kök 3 artı 1 yazacak halim yok herhalde onunla uğraşamayız. Ne yapalım? x ile bir çarpalım. x kare eksi 3 x'i. Sonra yanına ne ekleyeceğiz? gx. Neden böyleydi? Bunu hatırlatayım yine. 4 işlemde şu demektir. X çarpı fx artı gx arkadaşlar. Şu parantez içindeki x hem f'in hem g'nin. Bundan dolayı x'i f ile çarptım. Gx'i sileyim artık. Yerine gx'in ne yazacağız? 3x 1. Bundan dolayı x küp eksi 3x kare artı 3x 1. Şimdi x küp eksi 3x kare artı eksi 1 neye eşit? Arkadaşlar x 1'in Kübü. Artık demek ki olayı hallettik. Bize x eşittir küp kök 3 artı 1 diyor. Yazıyorum yerine küp kök 3 artı 1 bir de eksi 1 var. Bunlar birbirini götürdü cevabımız. 3 oldu c şıkkı. 4 işlem sorularında şunu unutmamak lazım. f artı g demek aslında fx eksi 1 artı g x eksi 1 demektir. Böylece 2x artı 3 oldu. Sonra yine aynı şekilde fx artı 1 demiş ya aslında böyle fx artı 1 eksi gx artı 1 de buradan 4x artı 3 arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım daha doğrusu hani böyle özel kısa yol falan düşünmeyeceğim. Şunu diyeceğim yukarıya fx yapayım kafam rahat olsun. Bakın şimdi fx x yerine ne yazmam lazım? x artı 1 doğru mu? Böylece fx artı gx eşittir x artı 1 yazarsak buraya 2x artı 2 artı 3'ten 2x artı 5. Aşağıya x yapmak için x yerine ne yazman lazım? x eksi 1. fx eksi gx. Buradan da x eksi 1 yazarsak 4x eksi 4. 4x eksi 1 oldu. Şimdi bundan sonra şunu yapabiliyorsun çünkü. Taraf tarafı topla. G'ler gitsin. Böylece 2 tane fx eşittir. 6x artı 4'ten fx bakın ne oldu? Ne oldu? 3x artı 2 git bunu yaz. Yerine 3x artı 2 artı gx de 2x artı 5 olduğundan gx arkadaşlar böylece ne geldi? 2 eksi x artı 3. Bitti. Sorumuz bitti. Çünkü artık f2'yi bulabiliriz. f2 arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda 3 çarpı 2 6 2 daha 8. Sonra gx arkadaşlar g0 olduğu için 0 artı 3'ten 3 çarpımları soruluyor. 24 oldu d şıkkı.